Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak söylüyorum. Evet. Eğer bir ülkede ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak başbakana kumpas yapıldıysa o kumpasa önce biz karşı çıkarız. Önce bunun altını çizeyim. Evet. Ve Sayın Başbakan'a şu çağrıyı yaptım. Oğlunla yaptığın telefon kayıtları doğru değilse, bunlar montajsa, evet, bunu ispat etmek çok kolay. Bir, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kayıtlarını yayınla. Çünkü o 76 milyon yurttaşın telefon kayıtlarını tutuyor. Evet. Yayınla, hepimiz öğrenelim ve bunun kumpas olduğunu çıkaralım, hep beraber üzerine gidelim. Ama yapmadı. İki, dedik ki yine kendisine, bu ses kayıtlarını Amerika'da, Fransa'da, Japonya'da önemli kuruluşlar vardır. Dünyada saygınlığı olan, evet, kuruluşlar. O kuruluşlara gönder, montaj olduğuna dair rapor al, hep beraber mücadele edelim. Ama göndermedi. Üç, yine kendisine söyledik. Dedik ki, eğer bunlar gerçekten montajsa, senin önüne 18 Nisan 2013 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı 3 sayfalık bir rapor koydu. Raporda diyor ki, Rıza Zarraf'la şu bakanların, kendi bakanlarının ilişkileri var, parasal ilişkileri var, rüşvet ilişkileri var. Bunlar ortaya çıkarsa hükümet zor durumda kalabilir. Milli İstihbarat Teşkilatı doğrudan başbakana bağlı olan tek kuruluştur. Evet. Nisan, Aralık hiçbir şey yapmadı. Neden? Peki biz size soralım. Muhalefet, ana muhalefet lideri olarak bu kayıtları alıp aynı şeyi siz yapsanız. Bu kayıtlar doğru. Bir tereddütümüz yok ki. Hani bunu belgelemek adına diyorum. Hayır, yani doğru mu değil mi? Tipin kayıtlarını açıkladık. Evet. Hangi saniye, hangi dakika, hangi saat konuşuldu, açıkladık biz zaten tipin kayıtlarını. İki, ben diyor ya Erdoğan, Sümeyye'yi de sana gönderiyorum. Sümeyye'nin Ankara'dan hangi sefer sayılı uçakla, hangi koltukta İstanbul'a geldiğini, hangi saatte geldiğini biz açıkladık. Hepsi doğru. Bir şey yanlış değil ki. Evet. Ben kendisine soruyorum. Sordum da zaten. Ve diyor ki 17 Aralık aynı zamanda paralel devlet yaptı diyor. Hükümete karşı biz bir şeyimiz yok ama paralel devlet yaptım. Kendisine sordum. Bir senin bakanın koluna 700 milyarlık saati paralel devlet mi taktım? Ses yok. Senin çocuğuna telefon ediyorsun. 30 milyon avro kaldı babacığım diyor. Ertesi gün saat 10.58'de bakın saniyeyi, evet, de dakikayı veriyor. 10.58'de telefon ediyorum. Senin oğluna telefon edip paraları sıfırla diye sana paralel devlet mi önerdim? Bakanların çocuklarının yatak odalarına boy boy kasaları paralel devlet mi koydum? Bankanın genel müdürünün evine, ayakkabı kutusuna 4,5 milyon doları paralel devlet mi koydu? 28 seferde 52 milyon dolar rüşveti paralel devlet mi ödedi ya da yaptırdı? 10 seferde 10 milyon dolar rüşveti İçişleri Bakanı'na paralel devlet mi verdi? 3 seferde çikolata kutusunda 1,5 milyon doları paralel devlet mi verdi? Bunların hepsi var. Düşünün bakın. İçişleri Bakanı sabahın 7.30'unda oğluna telefon ediyor. Diyor ki ne var ne yok? Baba polisler bastı. Evde kaç lira para var diyor. Sen biliyorsun babacığım diyor. Oğlum evde kaç lira para var? Birkaç kuruş babacığım diyor. Oğlum kaç lira var? 1 trilyon civarında. Bakın bunlar mahkeme kararıyla tespit edilmiş devletin fezlekesinde yer alan kayıtlardır. Şimdi ben soruyorum. Bunları paralel devlet mi yapıyor? Biz 17... Kim yaptı? Yani bu dinlemeleri kim yaptı? Dinlemeleri mahkeme kararıyla polis yani yapıyor. Bu dinlemeler tamamen vatan, millet için yapılan dinlemeler midir? Yoksa bir başka bir tarafı da var mı? Çünkü Sayın Başbakan sürekli diyor ya, bunlarla bize şantaj yapılıyor, arkadaşlarımıza şantaj yapılıyor. Yani bir de işin diğer tarafına da izin verirseniz. Yani bir muhalefet lideri olarak, evet, ben sizden şöyle bir şey bekliyorum. Tabii. Bir vatandaş olarak. Evet. Yani bu dinleme kayıtları ilk çıktığında Sayın Kılıçdaroğlu, ben sizden şöyle bir şey bekliyordum. Kim benim başbakanımı dinleme cüretinde bulunur diye başlayıp bu dinleyenlerin hesabını
sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı dinleniyor. Sadece evet. içeride yapılan konuşmalar değil Sayın Kılıçdaroğlu. Dünya ile yaptığı konuşmalar da, yani Türkiye'nin ulusal güvenliği de bir anlamda tehdit altında. Kriptolu telefonlar da dinleniyor. Evet. Yani bir muhalefet lideri olarak şunu asla beklerdim. Bir eleştiri yapmak istiyorum izin verirseniz. Evet. Kim benim Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımı hangi hakla, hangi gerekçeyle dinleme cüretinde bulunur diye masaya yumruğunuzu koyup bu dinleyenlerin hesabını, içeriği ne olursa olsun sizinle beraber soracağız dedikten sonra ikinci bölümde bu konuşulanlar, Sayın Başbakan ben inanmıyorum bu konuşulanlara. Sizin böyle bir konuşma yapacağınıza da asla ihtimal vermiyorum ama şunu lütfen bir gönderin, inceletin, bir baksınlar doğru mudur, yanlış mıdır demenizi daha çok beklerdim. Yani öncelikle bu dinlemeler bir felaket. Bakın dinlemeler konusunda defalarca hükümeti eleştirdik. Meclis kürsünde eleştirdik. Şimdi havuz oluşturan, havuzun başındaki kişi Binali evet. Yıldırım evet. çıktı meclis kürsünde şunu söyledi. Dedi ki kardeşim korkmuyorsanız telefonda konuşacağız. Siz daha önceden bu dinlemelerle ilgili eleştiri yaptık diyorsunuz. Defalarca efendim. Bu olaylar çıkmadan önce. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Ne dediniz artık orada? Sonunda onlar dediler ki kardeşim evet. telefonlar dinleniyor. Korkmuyorsanız telefonda konuşun. Verilmeyecek hesabınız yoksa rahat rahat konuşabilirsiniz. Bunu nerede söylediler? Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünde söylediler. İkinci nokta şudur evet. bakın. Özel hayatla ilgili dinlemeler dünyanın her tarafında suçtur ve doğru değildir. Ben de asla kabul etmem. Ama toplumu ilgilendiren dinlemeler hiçbir zaman suç değildir. Yasa dışı bile olsa suç değildir. Çünkü bunlar toplumu ilgilendirir. Toplumun çıkarlarını ilgilendirir. Açıklandığı andan itibaren toplumu malıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da böyledir. Ben size tipik bir örnek evet, vermek isterim. Buyurun. Amerika'da dönemin başkanı ana muhalefet yani diğer partiyi yasa dışı dinletir. İki gazeteci, yürekli gazeteci bunu tespit eder ve yayınlarlar. O devlet başkanı istifa etti. İstifa etti. Kamuoyuna iki gazeteci de beraat etti. Dediler ki çok önemli bir olay. Ahlaki kurallara aykırıdır. Bunun özünü ahlak verirler. Ahlaki kurallar eğer toplumun vicdanına uygunsa, ki uygundur, onun için biz ahlak diyoruz, bir sorunumuz yoktur. Yapılan konuşmalar eğer toplumun gelirlerine göz dikmişse, vatandaşın evet. cebine göz dikmişse, evet. kul hakkı, garip kurebanın hakkını yiyorsa, bunlar artık toplumun malıdır ve bu konuda hiçbir kimsenin tereddütü yok.